In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir İngilizce mantık dersimizde tekrar birlikteyiz çok şükür. Umarım her şey yolundadır. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Vakit kaybetmeden metnimizi açalım ve oradan devam edelim inşallah. Gördüğünüz gibi metnimizde İsa Goji'de yeni bir Arapça paragrafın başındayız. Geçen dersimizde şerhleri okurken yukarıda en son okuduğumuz bu 5 no'lu dipnotun meğer devamı da varmış. Bugün okuyacağız onları. Orada tasavvur ve tasdike ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmelerde iyi ki de görmemişiz. Yani onu ihmal ettim ben. İyi ki de ihmal etmişim. Zaten ders uzamıştı. Bugün de öyle biraz uzayacak gibi duruyor. Bugüne kaldığı iyi oldu. Şerhleri okurken onları da kalan bu beşin devamını da okuyacağız. İnşallah hem onu hatırlamış hem de bugünkü şerhle ilişkilendirme imkanımız ya da ihtiyacımız olursa onu da değerlendirmiş oluruz. O zaman müsaadenizle hemen konumuza geçelim ve burada önceki dersimizde Arapça metninde İsa Goji'de lafızları manaya delaleti olan lafızları müfret ve mürekkep diye ayırmıştık, ikiye ayırmıştık. Şimdi mantık ilminin konusu mürekkeplerle ilgili değil, müfretlerle ilgili olduğu için vel mufredu diye başlayacak ve bize konuyu efendim izah edecek. Şimdi burada lafz sözcüğünün tabi lam-ı tarifle geldiği için el-lafzul müfret kastedildiğini hatırlamamız gerekiyor. Demek ki lafız müfret olduğunda imma kulliyun, bunları da müsaadenizle vurgulayacağım. Çünkü bu lafızlar önemli. Ya külli olur ve imma cüz'iyun ya da cüz'i olur. Demek ki müfret lafzı da ikiye ayırıyoruz. Külli olan ve cüz'i olan. Benim Arapça mantık derslerimde külli olan ile cüz'i, kül olan ile cüz olan arasındaki farklara ilişkin çok önemli hususların üzerinde durmuştum. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdilik bu konulara giremiyorum. Ama kül ve cüz genelde nesnel olanlarla ilgiliyken külli ve cüz'inin tasavvuri olanlarla ilgili olduğunu en azından bir temel ayrım olarak söylememiz gerekir. Demek ki şimdi biz bir külli olandan bir de cüz'i olandan söz edeceğiz. Bir lafız hem müfred olacak, tekil olacak, aşağıda göreceğiz, singular olacak, hem de külli, universal olacak, tümel olacak. Böyle olduğunda ne oluyoryu anlatıyor Arapça. Ve huve, işte bu lafız, külli lafız, la yemnev, bakın, engel olmaz. Mani değildir. Mani değildir. Neye? Bakın, neye? Şu ifadeyi kare içine alıyorum müsaadenizle. Nefsu tasavvuri mefhumihi. Anlam çerçevesini, anlam dağarcığını, sözcüğün bizatihi taşıdığı anlamın kendisini, nefsu, mananın kendisini engel değildir. Neye? An vuku'i şerike, paylaşımına. Yani külli lafzımız öyle bir lafızdır ki anlamını paylaşır. Peki ne demek şimdi? Bunu biraz açalım. Külli lafzımız bir kümedir. Tümeldir ve bir kümedir. İçinde pek çok elemanları vardır. Ve bu her bir eleman bu kümenin külli, tümel anlamını paylaşırlar. Demek ki külli lafız taşıdığı anlamı anlam çerçevesinin içine dahil olanlarla paylaşır.
bir örnek vererek bize örnek vermiş. Ben daha farklı bir külli lafız örneği vermek istiyorum. Konuyu daha anlaşılır kılsın diye. Mesela canlı hayvan, el hayvan canlı müfret bir sözcüktür, külli bir sözcüktür. Peki içine insan girer, bakın insan. At girer, kuş girer, balık girer, bitki girer. Tüm canlılar ayrı ayrı girdi mi? Evet. Hepsi ayrı ayrı tür mü? Evet. Ama hepsi ortak olarak neyi paylaştı? Hayvanın canlılık anlamını paylaştı. O halde külli lafız taşıdığı anlamı, bu anlamı taşıyabilecek olan partnerleriyle, taşıyıcılarıyla paylaşmaya engel teşkil etmez. Yani anlamını paylaşır kısaca. O halde yazalım. Külli lafız anlamını paylaşır. Ve imma cüz'iyün, cüz'i olursa anlamını paylaşmaz diyeceğiz birazdan. Anlamını paylaşmaz. Mesela okuyalım. Ve huvellezî lâ yemnehu, engel değil, mani değil. Nefsu tasavvuru mefhumi. Tasavvuru mefhumi ne? Zihinsel anlam. Yani tasavvuri olandan söz ediyoruz. Zihni, akli anlamını paylaşmaktan kaçınmaz. Paylaşır. An vuku'i şerike paylaşımdır. Ortakların ortaya çıkmasıdır. Paydaşlar. Paydaş da diyebiliriz buraya. Paydaş. Paydaşlar arasında paylaşıma mani değildir. Kel insan. İnsan bakın külli bir lafız mı? Evet. Anlamı ne? Hayvanun natık mı? Evet. Bunun altına Ali girer, Veli girer, Zeyd girer, aşağıda verecek bir sürü onun paydaşları var mı? Evet. İnsan deyince tek bir varlık değil. Altında pek çok ne var? İnsan manasını, anlamını paylaşan paydaşları var. Ve imma cüz'iyyün leyse kezalik. Ama eğer lafzımız müfret ve cüz'i olursa, bakın cüz'iyyün yani yine müfret, lafız müfret ama cüz'i. İşte bu cüz'i ve huve ellezi yemnau. Mani olur. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Mani olur. Ben şu boğazımı bir düzelteyim izninizle. Kaydı durduruyorum. Efendim, hoca hem yaşlı olur hem de çok ders yapan bir hoca olursa, konuşan bir hoca, sesleri biraz yoruluyor, kusura bakmayın. Demek ki cüz'i olduğunda engel olur. Yemna'u. Neye? Manasını paylaşmaya. Nefsu tasavvuri mefhumihi. Cüz'inin tasavvuri, zihni anlamını başkasıyla paylaşmaz. Cüz'i zaten kendi cüz'idir, parçadır. Parça parçalanamaz ki paylaşsın. Değil mi? Min zalik. Yani külli de olduğu gibi paylaşım açısından cüz'i olmak sahip olduğu manayı paylaşmaya engel olur. Kezeyd'in Zeyd gibi. İnsan olursa paylaşır. Altına Zeyd, Amr, herkes girer. Zeyd olursa Zeyd bir kişidir. Aşağıda da göreceğiz. Zeydun muşahhasun ferdun. Müşahhas bir ferttir. Bunun nesini paylaşacaksınız? O halde bu Arapça metin bize İshak Hoca da şunu söyledi. Lafız müfred olur. Külli olursa, külli lafız manasını paylaşır. Cüz'i olursa, cüz'i lafız manasını paylaşmaz. Bu kadar basit. Evet, şimdi bunu İngilizce metne geçelim ve İngilizce metin üzerine uygulayalım. Rengi de kalemin değiştirelim. A singular vocable. Bakın, tekil bir sözcük. El lafzul mufred demektir. A singular vocable in Arabic, el lafzul mufred. Is either ya imma. Bakın, imma ya olur. A universal külli olur. Namely yani külli olunca da that bu külli lafız which the very comprehension of its designated meaning. Bak, its designated meanings şu ifadedir.
nefsu tasavvuru mefhumihi. Külli lafzın kendisinin gösterdiği anlam, designated meaning, işaret ettiği, gösterdiği anlam. İşte bu anlam very comprehension, öyle tasavvuri ve zihni bir anlamdır ki does not, bakın, does not prevent, engel olmak demek prevent, yemnau. Does not, engel olmaz, la yemnau. Neye? The occurrence of commonality therein by instantiation, like human. Bu lafız, külli lafız, sahip olduğu, gösterdiği tasavvuri anlamını, comprehension of its designated meaning, bu anlamını does not prevent, engellemez. Neye? Occurrence of commonality, ortaklarının oluşuna, occurrence oluşmak olmaktır, commonality de ortaklıktır, paydaşlardır. Yazalım paydaş diye. Paydaşlarının olmasına engel olmaz. Therein, bu yönüyle, işte bu efendim mahiyeti itibariyle paydaşları üzerinden bu anlam ne olur? Instantiation, müşahhas hale gelir, teşahhus eder. Human, insan gibi. İnsan bir lafzı küllidir. Singular vocable, tekil sözcüktür. Universal'dır, küllidir. Ve anlamını paylaşır. Or, ve imma a particular, ya da cüz'idir. Cüz'idir. Cüz'i olduğunda ise namely, yani cüz'i bir sözcük, that which the very comprehension of its designated meaning, aynı bakın, nefsu tasavvuri mefhumihi, cüz'i olarak taşımış olduğu anlamın tamamını, bütününü. Şimdi burada İngilizce bir ileri düzey gramer bilgisine dikkatinizi istirham edeceğim, ihtiyacı olan arkadaşlar olabilir. Bu normal bir simple present tense'tir. Ama İngilizler, özellikle yazı dilinde, ki konuşma dilinde de bu vardır, özellikle ama yazı dilinde tenslerin, fiil cümlelerinin, yüklemlerinin anlamını pekiştirmek amacıyla o tensin yardımcı fiilini, auxiliary verb'ünü de kullanırlar. Normalde bu cümle prevents olacaktı. Designated meaning prevents, engel olur, mani olur diyecekti. Ama İngilizce'de böyle bir s takısı almış sözcük, yüklem, fiil, verb ile, bu verb ile tensin yardımcı fiiliyle birlikte gelmiş does prevent, ya da do, öznenin tekilliğine, çoğuluna göre do prevent olması, Arapçadaki fiili ve kelimeyi tekrar etmenin vurgulama yapıp anlam pekiştirdiği gibi, bu da anlamı pekiştirir. Anlam pekiştirmesi yapar. Bakın, o zaman does prevent kesinlikle engeller, kuşkusuz engeller diye bir pekiştirme edatı görevi görür bu does. Şimdi bu gramer açıklamasından sonra konuya tekrar dönelim. O zaman cüz'i olan lafız manasının tamamını tasavvuru mefhumihi, nefsu tasavvuri mefhumihi ne yapar? Engeller paylaşılmaktan. That. Like proper name, özel isim, Zeyd gibi. Mesela Zeyd bir özel isimdir. Özel bir şahsı muayyenin adıdır. Şimdi bu paylaşılabilir mi? Hayır. Ne paylaşılmıyor? Dikkat edin, aşağıda şerhte konuşulacağız. Zeyd bir isimdir. Paylaşılmayan nedir? Müsemmadır. Onun için aşağıda uzun uzun şerhte
İsim müsemma ayrımına dikkat çekecek müellifse. İsim paylaşılabilir. Bir sürü adı Zeyd olan kişi var. Fakat Zeyd'in ad olduğu şahıs. Yani personality, individually bireysellik ve şahsiyet paylaşılır mı? Hayır. Adı Ahmet olan bir sürü insan var. Ama hiçbiri ben değilim. Ben de diğer Ahmetler değilim. İsimlerimiz aynı ama isimlerin müsemmaları, göstergeleri farklıdır. Aşağıda bunu göreceğiz. 7 numaralı. Onları bir kırmızıyla işaretleyelim. Altınoğlu dipnotumuz var. 7 nolu dipnotumuz var şerhimiz. İki tane şerhimiz var. Aşağıda bu şerhleri inşallah inceleyeceğiz. Umarım Arapça metni de İngilizce metni de siz değerli izleyenlerimin rahat bir biçimde anlayacağı şekilde ilişkilendirebilmişim, anlamlandırabilmişimdir. Şimdi aşağıya inelim. Burada şu sözcükle olsoyla devam eden efendim paragrafımız daha önceki sayfada tasavvuri olan anlamların masadaklarıyla yani anlamlarını karşılayan objeler ve nesnelerle olan ilişkisini ele alıyorduk. Buna işte şöyle karşılık gelir, böyle karşılık gelir diye yukarıda da özne yüklem ilişkisi üzerinden bir önceki efendim hatırlamak isterseniz dersin sonunu biraz dinleyebilirsiniz. Dört ilişkiden söz etmiştik. Özne, yüklem, bunların ilişkisi ve isnat durumlarını hatırlarsınız. Şimdi diyor ki also aynı zamanda affirmation yani tasdik bir anlamın bir nesneye uygunluğu iki türlü olur diyecek. Either ya certain olur cazim Arapçası or biz buna kat'i diyoruz. Müellif cazimi tercih etmiş. Ben sürekli kat'i, felsefede de kat'i sözcüğünü kullanırız. Kat'i olur. Yani anlam ile anlamın gösterdiği şey birebir uyar ve kat'ilik vardır burada. Kat'idir. Ya da uncertain or imma uncertain olur. Gayru cazim, gayri kat'idir. Biz buna şöyle diyeceğiz birazdan. Çünkü müellif onu anlatacak. Bilgi ikiye ayrılır. Kat'i olan var, zanni olan var. Zanni ile ilişkili de üç tane kavramdan aşağıda bahsedecek. Zanni, vehim, şek. Bunlardan birazdan üzerinde duracağız, konuşacağız. Arapça mantık derslerimizde bunun üzerinde durmuştum. Orayı inceleyebilirsiniz. Bir de buraya özellikle yazıyorum değerli izleyenlerim, sevgili öğrencilerim. Seyit Hüseyin Nasr dersimin ilk dersi, birinci ders. Bunu mutlaka izlemenizi isterim. Çünkü bilgi versus iman. Bilgi ve iman karşılaştırması yaptım. Burada da birazdan konuşacağız. Ve ben çok oraya atıfta bulunacağım için çok konuşmayacağım. Hızlıca okuyup anlamlarını verip geçeceğim. Detayları orada inceleyebilirsiniz. Bir, Seyit Hüseyin Nasır ilk dersi. İki, dün YouTube'a koyduğum, yapmış olduğum Arapça mantık derslerimizden istidlal bahsini mutlaka izlemelisiniz. Buraya yazayım. Mantıkta istidlal bahsi. Dünkü ders, 21. ders olacak galiba istidlal bahsini. Muhtemelen yarın ya da bir gün cumartesi yapabilirim. Bilmiyorum. Durumuma göre, müsait oluşuma göre yapıyorum dersleri. Çünkü yarın fakültede dersim var. Ebu Zeyd okumaları yapacağım. Orada da gösterge bilim, semiyoloji üzerinde duracağız. Ebu Zeyd derslerinde. Onu da mutlaka bunlarla ilişkili olarak dinlemelisiniz. Bunları böyle birlikte dinlemelisiniz ki bilginiz bir bütünlük arz etsin. Çünkü ben aynı konunun farklı boyutlarını ilişkilendirmek suretiyle farklı derslerde ele alabiliyorum. Onları bir bütün halinde sizlerin değerli dağarcıklarınızda toplanması önem arz ediyor. Oraları da eğer imkanınız olur dinlerseniz sizin için faydalı olur diye düşünüyorum. Peki şimdi tekrar konumuza gelelim ve buradan mevzuyu işlemeye devam edelim. Rengi biraz farklı bir, daha açık bir renk seçelim. İbareleri de çok karalamasın diye. Şimdi the first, yani the former, şu birinci yani kat'i olandan bahsedecek. Şimdi burada da ikincisi uncertain
information, the former ikincisi ne el alacak? Kat'i ile ne kastediyor? Yani doğrulamanın, bir mefhumun objesine uygunluğu, tasdiki, affirmation olarak certain, cazim neye tekabül ediyor? Uncertain neye delalet ediyor? Onu anlatacak. Diyor ki, the first, yani certain dediğim şey is termed, şöyle kavramlaşır. Kavram olarak şöyle ifade edebiliriz. Knowledge, bilgidir. Bakın, bilgi. Bilgidir. Neden bilgidir? If it cannot be changed, değişmediği için, değişemediği için, değiştirilemediği için kat'idir ve bilgidir. Öyleyse bu bilginin, izlediğinizde Seyit Hüseyin Nasır'da bunları çok detaylarla göreceksiniz, bilginin doğruluğu ve yanlışlığı son derece önemlidir. Doğru yanlış bilgi. Ama imanla ilgili de konuşacak birazdan. Orada bunlar söz konusu olmayacak. Evet, birinciden değişmeye kapalı olduğunda, değişmediğinde bilgi kastedilir ve böylece bir kavram olarak knowledge demek istiyoruz. Seyit Hüseyin Nasır'da da knowledge and secret, bilgi ve kutsalı konuşuyoruz. Such as information of a mountain being made of rock or affirmation that a human normally moves by volition. Burada iki tane örnek verdi. Bu değişmeme üzerinden bilgi olarak, knowledge olarak kavramlaşmasına, örneğin such as affirmation of mountain, dağ isminin, dağ sözcüğünün anlamının bir bilgi olarak görülmesi şöyledir. Bu dağ being oluşuyor. Neden? Dağ varlığı oluşuyor. Made of rock, kayalardan oluşuyor. Dağın kayalardan oluşması gibi. Bu sabit, değişmez bir bilgidir ve bu onun için de knowledge, bilgidir bu. Or affirmation that a human normally moves by volition. Diğeri de örneğin insanın doğal olarak, normally, naturally, tabii olarak iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. By volition, irade, yani willing demektir. Onun için bizim mantık kaynaklarımızda falan bu konu çok işlenir. Özellikle insan hayvan ayrımı vesaire yapıldığında canlı türlerle ilgili. İnsan veya da diğer canlılardan el hayvan mutaharrikun bil hassas ve bil irade. Duyularıyla ve iradesiyle hareket eden canlı diye tanımlanır. İşte iradi olarak hareket ederiz biz. O, gidelim derse kalkar giderim, oturum dersen otururum. İşte böyle olduğunda buna bilgi diyoruz. Müellif imanı da buna katmış ki bu doğru değil. Buna itiraz ediyorum. Onu orada Seyit Hüseyin Nasır'da dinleyebilirsiniz. İman böyle değil. And is termed belief. İman da belief, inançtır, imandır. İmanı da böyle ne yapabiliriz diyor müellif? Kavramlaştırabiliriz. İtikat. If it can be changed. Değiştirilebilir olsa bile, değiştirilse bile. Çünkü imanın konusu değişebilir. İman var, iman var. Belief, şimdi diyor ki, bu nedenle belief, yani önce bilgiyle imanı çok temel bir şeyde ayrıştırdı. Bilgi nesnesine mutabakatı sabittir, iman değildir dedi. Ama şimdi de diyecek ki, sound iman var, yani sahih iman, unsound, sahih olmayan iman var diyecek. Bu yukarıda demiş oldu ki, bilgide kat'i olan var, zanni olan var dedi. Bunları konuşacak. Bunu benim Seyit Hüseyin Nasr dersimi dinlerseniz çok net ayrışmalarıyla gayet açık bir biçimde uzun uzun anlattım. Orada görürsünüz bilgiyle iman farkını. Diyor ki belief, inanç ya either sound, sahih olur. Ne zaman sahih olurmuş? Şayet if, it, iman corresponds to reality. Bakın
Karışmaz dünyaları. Realiteye, gerçekliğe, hakikate, vakaya, felsefede bu realiteyi çok konuştuk. Ona uygun olursa iman, itikat, gerçekliğe uygun olursa o zaman bu sahih iman, doğru iman olur. Mesela örnek vermiş. Like the belief, şu inanç gibi. In divine oneness. Bakın bu önemli bir kavram, bunu öğrenelim. Çünkü diğer felsefi kelami okumalarımızda da bize lazım olacak ileride İngilizce metin okuduğumuzda. Divine oneness. İlah, Tanrı'nın birliğine inanç olduğu gibi. Bunlar son derece efendim kusurlu ifadeler, tartışmaya açık felsefi sorunlu ifadeler. Bunları işte onun için Seyyid Hüseyin Nasır dersini mutlaka dinlemelisiniz. Bunlara şerh düşüyorum. Bu böyle söylenemez. Böyle değil çünkü. Or unsound, gayri sahih olur, fasit demiş. Batıl, fasit deniyor ama bunların aralarında da ilimden ilme, mesela fıkıhta, kelamda bunların çok farklı karşılıklıkları var. Onları göz ardı edip parantez alarak söylüyorum. Doğru olmayan iman diyelim. Unsound belief. Doğru olmayan efendim. İman böyle tavsif edilir mi, edilmez mi? Onları işte orada çok konuştum. İman böyle ayırt edilir mi? If it does not. If it does not, tam hemen üstüyle ilişkilendirelim müsaadenizle. Corresponds to reality, imanın imana konu olan şeye uygunluğudur. Bu sahih imandır. Uygun olmazsa if does not corresponds to reality, realiteye uygun olmazsa o da gayri sahih imandır. Like, örnek vermiş. Believe that the universe is preternal. Preternal. Preternal ezeli demektir. Kadim. Evrenin kadim oluşunu söylemek, ona inanmak gibi. Burada filozoflara bir Gazali'nin yaptığı gibi bir atıf var. Biliyorsunuz Gazali filozofları evrenin kadim olduğuna inandıkları için tekfir ediyor. Bu diyor gayri sahih bir imandır. O da imandır ama gayri sahih bir imandır. O da imandır. Bunlar böyle tabir edilmez felsefi olarak. Bunları konuşacağız hem felsefe derslerimizde hem de diğer derslerde. Şarihimiz daha çok mantık kaynaklarındaki muhtemelen bilgilerden hareket ederek bunları buraya aldı. Ama tekrar ediyorum. Evet, mikrofonumun ses düzeyine baktım. Aklıma gelince kuşkulandım. Bazen düşük oluyor ses kaydı, iyi olmuyor diye. Yüksekmiş. Doğru ilişkilendirmek, bu kavramları doğru ayırt etmek lazım. Şimdi geldik nereye? Uncertain affirmation. Kesin olmayan tasdike geldik. Yukarıdakiler kesindi. Kat'iydi. Kat'i olmayana. Yani zanni olana geldik. Bu da nedir? Kat'i olmayan uncertain affirmation. Ne demek? Either, ya rengi değişiyorum müsaadenizle. Bu da thought or opinion, zan demektir ikisi de. Thought, düşünce, fikir. Opinion da aynı şekilde fikir, düşünce. Bunlar Arapçada zan olarak, bakın zanni dedik ya şurada, zan olarak ifade edilir. Şimdi neye zan diyoruz bakın. If more likely to be true than its counterpart. Şimdi elimizde A düşüncesi var, B düşüncesi var, C düşüncesi var. N sayıda düşüncelerimiz var elimizde. Bunların hepsi likely to be true, doğru olabilir, muhtemeldir. Doğru olma ihtimalleri var. Ama A'nın doğru olma ihtimali B'ye göre daha yüksekse buna thought, opinion ve zan denir. Yani bu fikir, bu görüş, هذا الرأي ظني dediğimizde bu görüş diğer görüşlere göre doğru olmaya daha yakındır demektir. Şöyle bir şey çizelim. Şu kat'i olsun, %100 doğru olsun. Şurası %50 olsun.
Şurası da sıfır olsun. Zanni olduğunda %50'nin üzeridir. %51'den itibaren zannidir. Aşağı düştüğünde vehimdir. Söyleyecek. %50'nin altına 49, 30 aşağı indi. Vehimdir. Şüphedir. Vehimdir. Bir de şek sözcüğümüz var. Şek o da %50, %50'dir. A'nın doğruluğuyla B'nin doğruluğu %50, %50 olunca şektir. A, B'ye göre daha doğru olunca zandır. Daha yanlışa yakın olunca da vehimdir. Bu vehimdir dediğimizde yanlış olma ihtimali yüksek demektir. Bu zandır dediğimizde doğru olma ihtimali yüksektir. Burada şek var dersek doğru olma ihtimaliyle yanlış olma ihtimali eşdeğer demektir. Bunları açıkladım ki ibareyi daha iyi anlayalım. O zaman kesin olmayan bilgi yani zanni bilgi de taat or opinion şey taat dersek opinion dersek o zaman bu if more likely to be true than its counterpart. Paydaşları efendim alternatifleri diyelim counterpart. Karşılaştırdığımız şeyler. Birbirleriyle ilişkilendirerek karşılaştırdığımız şeylerdir counterpart. Yani alternatifleri diyelim. Alternatiflerine oranla doğru olmaya daha yakın olduklarında zan denir. Delusion or misgiving kuşku ve yanılsama denir. Vehemdir bu da. If less likely to be true, doğru olmaya daha az yakınsa, yani yanlışa daha yakın, doğru olmaya daha az yakınsa zanına göre. Buna ne diyoruz? Vehim diyoruz. Or doubt diyoruz. Şektir Arapçası. If of equal likelihood, olasılıkları eşdeğerse, doğru olma ihtimalleri %50 %50 ise, 50-50 ise ona da doubt diyoruz. In Arabic eşşekku. Fihi şekkun dediğimizde doğruluk oranları, fikirler arası doğruluk oranları %50 %50'dir. Vehim %50'den aşağı, zan %50'den yukarıdır. Bunlar geçen haftadan kalan efendim derslerimizdi. Bundan sonraki ibareler sizi çok yormayacak ama bu ibare biraz hani geçen haftadan da kaldığı için belki biraz daha yorucu gibiydi. Umarım bundan sonraki okuyacağımız paragraflar sizi o kadar yormaz. Additionally, bu bilgilere ek olarak şunu da söylemeliyiz ki that which leads to a comprehension. Ek olarak şundan da söz etmeliyiz ki tasavvuri olan bir anlam leads to tedullu ala işaret eder, yönlendirir bizi. İşte bu anlam yani el-lafzu eddallu alel mana olan bir lafzımız is termed definiance diye bu bir lehçedir ama define da diyebilirdi. Tanımdır. Efendim bir şeyi tanımlayan bir sözcüktür. Fakat özellikle muhtemelen şarihimiz bu definience sözcüğünü Arapçadaki bu el-kavl es-sarih bunlar üzerinde de yine biz Arapça mantık derslerinde durduk. Kavli sarihtir. Yani manaya delaleti açık, net, sarihtir. Genelde bu dilin vaz'i olan ilk anlama delaletinde böyledir. Dolayısıyla additionally that which leads to a comprehension tasavvuri olanın manaya delaletini biz kavli sarih olarak kavramsallaştırıyoruz. Term definience. Such as the definience rational creature. Örneğin elimizde
şöyle kavramsallaştırılmış bir tanım var. Rational creature. Ne demek bu? Hayvanun natık. Rational natık. Creature hayvan. Hayvanun natık diye elimizde bir tanım var. Peki bu tanım tasavvuri olarak bakın comprehension olarak nereye leads to yapar? Nereye bir gönderme yapar? Nereye işarette bulunur? Which leads to comprehension of human. Bakın. Human sözcüğünün tasavvuri anlamına göndermede yapar. Ona işarette bulunur. While şöyleyken diyecek. While that which leads to an affirmation is termed syllogism, kıyas or hucce. Aşağıda görüleceği üzere, see below as well, aşağıda bunların üzerinde durulacağı üzere, efendim, syllogism Aristoteles mantığında mantıki kıyastır, ruhani kıyastır. Kıyas olarak efendim kavramsallaşır ve bu kıyasın tasavvuru olan sözcüğün anlamını doğrulamasıyla ilişkilendirirken such as the syllogism, bu ruhani kıyas örneğin the universe is changing and everything that changes is a temporal origination which leads to the temporal origination and its affirmation. Şimdi uzunca bir cümle okuduk. Burada yukarıya tekrar bir dönelim. İnşallah umarım sizi yormamıştır. Şöyle söyleyelim. Tekrar cümleyi kuralım birlikte. Çünkü uzun bir cümle oldu. Tasavvuri olan ve kavli sarih olarak kavramlaştırılan örneğin rational creature, hayvanın, natıkın sözcüğü ne yapar? Human, insan sözcüğüne bir gönderimde bulunur. O bunu yaparken while onun tasdiki de bu hayvanun natık ifadesinin tasdiki de syllogism burhani bir kıyas olarak bir çıkarım olarak onun tasdiki olur. Çünkü such as the syllogism mantıki kıyas, burhani kıyas. Örneğin, the universe is changing. Alem değişiyor. And everything that changes, değişen her şey is of temporal origination. Tabiatları gereği tarihseldir, zamansaldır. Temporal origination, orijinleri, özleri, tözleri zamansaldır. Zamansal varlıktır. Temporal origination'a bizim kelami metinlerde hadis diyoruz. Yani oluşan, yenilenen. Peki bu nerede yenilenir? Sürekli zamanda yenilenir. Zamansaldırlar. Dolayısıyla bu bunların hepsi silojizm bakın. Yani tasavvuri olarak kavli sarih yaptığımız, terimleştirdiğimiz şeyler aynı zamanda mantıki kıyasın önermelerine dönüştü. Sılıcizmin önermelerine dönüştü ki aşağıda zaten mantıki kıyas olarak İsagoğlu'nun devamında bunlar gelecek. Biz de zaten Arapça mantıkta tam oralara geldik. İstidlal bahsini konuşuyoruz. Kıyasa vesaireye gireceğiz inşallah ileride. Şimdi dolayısıyla burada bir önermede bulundu. Dedi ki evren değişiyor. Bakın bir silojizm örneği verecek bize. Bir mantıki kıyas verecek. Evren değişiyor. Bunun Arapçasını bizim eskilerin yazdığı şekilde birazdan size vereceğim. Evren değişiyor. Everything that changes, değişen her şey is of temporal origination. Zamansaldır.
zamana bağlıdır. Bir zamanda tahakkuk eder. Dün, bugün, yarındır. O da böyle olunca bize şu sonucu çıkarmamızı sağlar. Bu önermelerde, bu öncüller diyelim daha doğrusu, neyi sağlar? Which leads to the conclusion, şu sonucu çıkarmamızı sağlar. Nedir sonuç? The universe, o zaman alem, is of temporal origination. O zaman alem zamansal olarak ortaya çıkmış. Yani kadim değil, bir başlangıcı vardır. Temporal origination ne demek? Başlangıcı var demek, zamansaldır. Yani zamanda bir başlangıcı var. Geçici temporal'dır. Sürekli değil, kadim değil, daimi değil. Ve işte bu son cümle, şu okuduğumuz cümle diyor. Silogizmde, definition dediği, definition olarak, tanımlama olarak, önerme olarak, kavli sarih olarak ortaya çıkan bir ifade. Silogizmde önerme ve öncüllere ve keza sonuç önermesine dönüştü. Onun için eskiler şöyle söylerler bizim kelam kaynaklarında ya da şeyde de öyledir mantık kitaplarımızda. Alemun hadisun. Alem hadistir. Birinci önerme. Şöyle yazalım. İkinci önermemiz, ikinci öncül. Kullu hadisin her hadis sonradan olan nedir? Mahluk. Yani yaratılmıştır. Efendim ya da ne diyelim? Fiz zaman, zamanda yaratılmıştır. Temporal origination. Yani mahluktur. Mahlukun. O zaman sonuç önermemiz ne? Alem mahluk, hadis alem mahluk, alem fi zaman zamanda ortaya çıkmıştır. Öyleyse kadim değildir. Sonucuna gidiyor silojizm. Tabi bunlar erken şerhlerde, yani konunun erken şerhlerinde bizim için şu manaya geliyor değerli izleyenler. Şu anlama geliyor. Müellif lafızların manaya delaletlerinin tasavvuri ve tasdiki boyutunu ele alırken okuyucularının şimdiden zihinlerinin bunların birer burhani kıyasa, mantıki kıyasa hazırlık olduğunu, asıl orada bunların ele alınacağını bize ifade etmek için bunlar ele aldı. Bu iki paragraf iyi ki de geçen derste görmemişiz ve atlamışız. Dersi daha ağır yorucu kılabilirdi. Bak bizi şimdi bile yordu. Peki bundan sonrakiler kolay, hızlı geçeceğiz. Altıya gelelim. Altı neydi onu bir hatırlayalım da altıyı da unutmuş olmayalım. Evet, altı şuydu. Sözcüğümüz, müfret sözcüğümüz cüz'i olursa ne oluyormuş? Bakın, a particular cüz'i olduğunda ne oluyor? Şimdi ona gelelim. Evet, number six, a universal, bakın, külli lafzımız, is a logical category. Külli, mantıki bir kategoridir. Ne demek mantıki bir kategori? Yani kümedir. Küme, kategori, küme. Bir kümedir. Peki ne yapar bu küme? It can be applied to more than one singular entity. Tek bir varlıktan, one singular entity, tek bir varlıktan daha fazlasına, more can be applied, ilişkilendirilebilir, uygulanıp tatbik edilebilir. Neden? Çünkü her kümenin içinde bir sürü A, B, C, D, E, N sayıda paydaşları var. İşte can be applied more than one entity. Şu E
Singular, one entity. Tek bir varlık. Daha fazlasına uygulanıyor mu? Evet, uygulanıyor. Kategoriktir. Bir şey kategorik olduğunda altında pek çok şey toplanır demektir. Such as the words human, örneğin insan ismi gibi. Or planet, gezegen. Or tree, ağaç. A specific member of a category, bu kümenin spesifik bir paydaşı, üyesi. İşte E, bakın. Özel, spesifik bir paydaş, member, üye, eleman, yani kümenin elemanı. Is termed, ifade edilir, kavramlaştırılır. A particular, cüz'i diye. Demek ki cüz'i neymiş? Kategorik bir külliğinin elemanlarının her birinin adıymış. Such as Zeyd, bakın. Zeyd artık hem hümin hem bir şahıstır. Jupiter, bakın. Jüpiter hem planet hem de belli bir spesifik planet. Or the tallest tree, uzun ağaç. Or smallest tree in a forest, ormandaki uzun ağaç, kısa ağaç. Bakın, sıfatladık. Bunlar da cüz'idirler. A particular cannot be logically implied to more than one singular entity. O halde diyor, cüz'i doğası gereği ve mantıksal olarak birden daha fazla varlığa tatbik edilemez. Cannot be logically applied to more than one singular entity. The most common usage is proper names. Bu nedenle cüz'i sözcükler çok yaygın bir biçimde özel isimler olarak kullanılır. Özel isimlerdir. Gördüğünüz gibi kolay gidiyoruz. For example, the name Halit, örneğin Halit adı, is designated to represent only a particular individual. Halit bir gösterendir, temsil eder, bir şey gösterir. Neyi? Sadece bir cüz'i bireyi gösterir. It cannot be logically applied to another person ve bu Halit ismi özel bir şahsı gösterir de bu başka herhangi bir şahsa, another person, paylaşılamaz, ona tatbik edilemez, ona uygulanamaz. No matter how similar the two individuals are, bu iki person, şahıs, ne kadar birbirleriyle benzer olurlarsa olsunlar. Tek yumurta ikizi bile olsalar, biri adı Halit, öbürü de Velit olur. As the role of proper name, o zaman özel adın rolü, özel ismin rolü is to distinguish, bakın, ayırt etmektir. One singular entity, tekil bir varlığı, from all others, tüm diğerlerinden, benzeştaşlarından, paydaşlarından, türdaşlarından ayırt eder. Farklı kılar. This, bu durum, would imply, bu ilke, bu husus, ne yapılabilir? Tatbik edilebilir. Even if the other person's name, diğer insanların isimlerini de bunu uygulayabiliriz. Sade bu Halit, Zeyd için geçerli değil. Is also Halit. Şimdi Halit ismini konuştuk. Çünkü because in reality, çünkü gerçeklikte Halit ismi mesela, gerçeklikte there are two proper names, iki tane özel isim var Halit diye. Each designated for a different individual. Aynı Halit ismi ama her biri özel, birbirinden farklı, bireysel bir şahsa gösterimde bulunuyor. İşte even if the two names are the same word. İsimlerin ikisi de aynı sözcük olsa bile Halit, bakın, benimki de Ahmet. Sözcüklerimiz aynı. Müsemmalar. Each person was named with his own individual name. Her bir kişi kendi bireysel aidiyetine uygun olarak isimlendirilir. Ve böylece so as to be distinct, bir fark ortaya çıkar. And distinguished, ayrılık, farklılık meydana gelir.
from other persons, diğer şahıslardan ayrı olarak. Ve and it is a tangential, tangential, tangential. İnşallah doğru hatırlıyorumdur okunuşunu. Bunlar da çok nadir kullanılan sözcükler olduğu için konuşmada yazmada bazen şey olabiliyor. Tangential diye, tangential diye hatırlıyorum. Basit, yüzeysel demektir. Teğet. Daha çok geometri, matematikte hatırlıyorum metinlerden tangential'ı ben. Ama diğer sözcük çok yaygın. And unconsequential. Sonuçsuz demek. Yani değersiz, önemsiz, sonuçsuz. Yüzeysel ve sonuçsuz bir şeydir bu. Yani biz buna, bizim eskiler bu ifadeleri, şunları Arapçada haza lafsiyun diye söylerlerdi. Bu lafızsal bir şeydir. İçeriksel değil. Yani isim benzerlidir. Bu diyor yüzeysel ve sonuçsuz bir durumdur matter. That their two names, onların bu iki ismi are identical, kimlikseldir. The primary, burada da öncelikli purpose, amaç of naming, bir isim vermekteki öncelikli amaç nedir? Was achieved. Hedefin gerçekleşmesi, elde edilmesi, sağlanmasıdır ki bu da nedir? Identical'dır. Yani kimliktir. Bir kişinin hüviyetini, kimliğini belirliyoruz. Böyle bir hüviyet, kimlik belirlemek de lafızlarla belirlenir ama bu her lafız özel bir kişinin individual personality karakterine tekabül eder. İsimlerin benzerliğinin bir önemi yok. Bu kadar da gerek var mıydı da diyebilirsiniz izaha. Bu çok şeydi, açık bir durumdu. Sabrınızın bayağı zorlandığını biliyorum. Beni hoş görün lütfen. The terms universal, az buralar çok sizi yormayacak diye düşündüğüm için okuyorum. The terms universal, külli sözcüğümüz. And particular, cüz'i sözcüğümüz. Must be differentiated from terms that refer to an entire entity as a whole. Şimdi bakın burada işte demin dersin başında Arapça mantıkta bunlara değindim. Lütfen oraya bakın dediğim hususa dikkatimizi çekiyor. Şöyle kalemin rengini değiştiriyorum izninizle. Şimdi elimizde bir sözcük var adı universe, külli. Bir diğer sözcüğümüz var adı particular, cüz'i. Must zorunlu olarak aradaki fark görünülmelidir diyor. Fark edilmelidir. Differentiated. From terms şu sözcüklerden ayrıştırmalıdır. Ki bu sözcükler şunu gösteriyor. Tüm varlığı, entire entity, was a whole, kül. Kül mevcudu, tüm varlığı gösterir. Bakın burada işte kül külli arasına, cüz cüz'i arasına biraz girecek. Biz de ona biraz değinelim müsaadenizle. Which allows for exceptions. Bakın. Bu bir bütün olarak varlığa, var olana, objesel olarak tekabül eden kül sözcüğü istisnalara müsaade eder. Allows exceptions. Mesela a part of whole. A part of whole. Külün bir cüz'ü. Böyle söyleyelim. Külün bir cüz'ü. Cüz'i değil. Cüz. Kül ve cüzden söz ediyoruz. Cüz. Bakın. Every member of a group. Kulliya. Külliyenin her bir efendim elemanı, üyesi, member. Which normally, bunlar normal olarak, does not allow for exceptions. İstisnaya izin vermez. Or one or some members of a group, cüz'iye. Cüz'i bir ya da birkaç, fark etmez. Küllilerde
cüz'i istisnası yokken külde cüz istisnası olabilir. Örnekler üzerinden konuşalım. Çok açıklayıcı olmazsa ben biraz açıklarım. Çünkü diğer mantık dersinde çok detaylı açıkladığım için oraya bakılabilir. Bir örnek vermiş mesela. An example of an entire entity as a whole, kül olarak bir bütün, varlığın bütünü. Is the statement bir önermedir. Mesela the people of Elser, Elser'in tüm mensupları are scholars, ulemadır diyoruz. Elserliler ulemadır demiş oluyoruz. The people of Elser, yani maşarul eser. Ulemadır bunlar. Since as a whole, bu kül, they are, yani onların ulema oluşu, yet ancak there are exceptions as some of them are not. Aralarında bazılarının alim olmayışına izin verir. Verirse de bu kül olmaktan çıkmaz. Ama külli buna izin vermez. Bu iyi bir örnek değildi. Evet. An example of part of whole, bakın cüz, mesela cüz örneği, is the thread of a carpet. Halının ipleri gibidir. Halı carpet küldür. Halı küldür. Thread de iplik, halının ipleri, bu da cüzdür. A statement dealing with, bu şununla ilgili bir önermeye, ifadeye benziyor. Every member of a group, kulliya, bir külün her bir üyesi is şöyle ki, every man is capable of understanding. Her insan anlama yetisine sahiptir diye bir önerme. A statement, bu önerme, dealing with, ilişkilidir. Some members of group, cüz'iye. Cüz'i olan bazı efendim fertlerle ilişkilidir. Örneğin is some of the people of Ezher are scholars. Bazı Ezherliler alimdirler. Evet, bazı eserler alimdirler. Doğru. Her insan anlama yetisine sahiptir. Şimdi sevgili izleyenler, yorulduğunuzu biliyorum. Bunları daha farklı yönleriyle işlediğim diğer mantık derslerinde izleyebilirsiniz. Burada müellifin verdiği örnekler iyi değildi. Yorulduğunuzu biliyorum da bunu da bu şekilde bırakmak içime sinmiyor. Müsaadenizle şu kül ile külliyi, cüz ile cüz'iyi biraz ayırt edelim birbirinden. Evet efendim. Şöyle bir renk seçeyim kendime. Evet. Şimdi külli olan kavramsaldır, tasavvuridir. Ve bu külli tümel manasına şumuli homojendir. Şöyle söyleyelim. Şunu bir küme gibi kabul edelim. Bu kümenin içeriği, şu içerik, anlam homojendir. Ve bu cüz'ilerin her birerleri aynı anlamı taşımak üzere bu kümeye aittir. Küllidir ve cüz'idir. Bakın, külli ile cüz'i son derece önemlidir. Bu nedenle de homojenlik ön plandadır. Mesela külli olan neydi? İnsan. Cüz'i olan ne? Zeyt.
Bunlar öyle homojen olarak anlam istisna dedi ya, onun için böyle anlatıyorum. İstisnalara izin verir vermez diye oralara girdiği için böyle anlatıyorum. Bakın, şimdi burada öyle anlamsal bir homojenlik vardır ki, yani külli olan anlamının masadaki zeyttir. Tasdiki, affirmation zeyttir. İnsansa comprehension'dır. Tasavvuri olarak bunu söylüyoruz. E peki, bakın ne diyoruz? İşte külli olan cüz'üne yüklem olur önerme olarak. Statement dedi ya bakın. Zeyt insandır. Bakın. Külli olan kendi cüz'ine yüklem oldu. Neden? Bu homojenlikten dolayı. Şimdi küle örnek verelim. Kül. Kül de bir entity'dir. Whole. Bir bütündür. Entity, whole bir bütündür. Ama bu bütün cüzlerinin homojen olmasını zorunlu olarak gerektirmez. Mesela ev. Ev. Şöyle bir ev yapalım hemen. Bakın. İçi dışı ev. Bir sürü farklı cüzlerden oluşuyor. Bakın cüz. Bunların hepsi cüzdür. Duvar, kapı, pencere, cüzler. Ama toplamda ev bir küldür. Neye izin verdi? Ev anlamında ortaklar ama o küllü oluşturan cüzler farklı farklı oldu. Onun için tüm eserliler alimdir dediniz mi? Eserlileri kül olarak kaç kişiyse onu kastetmiş olabilirsiniz. Ama bu tür bir önerme diyor. İstisnalara alim olmayanların da eserli olabileceğine, eserde olabileceğine kapıyı aralar diye örnek verdi. Bunun daha doğrusunun bazı eserler alimdir işte. Tümel önerme değil, tikel önerme. Erken de bunları göreceğiz daha sonra zaten. Ama bu örnek çok önemli bir örnektir. Bakın, külli olan da külliyi, bakın insan küllidir. Külli olanı yüklem, cüz'i olanı özne yaptık. Mevzu mahmul yaptık bakın. Bakın burada olmaz. Ev bir küldür. Whole mu? Evet. Whole. Bir bütün. Evet, peki. Parçası ne? Mesela pencere evin bir parçası mı? Evet. Kapı evin bir parçası mı? Evet. Baca evin bir parçası mı? Evet. Bu parçalara evdir, ev külünü yüklem yapabilir miyiz? Hayır. Bakın. Pencere evdir olur mu? Olmaz. Çatı evdir olur mu? Kapı evdir olur mu? Olmaz. İşte kül ile külli birbirlerinden ayrıdır. Onun için eskiler derlerdi ki kül ile külliyi, cüz ile cüz'i birbirinden ayırt edemeyenle muhatap olmayın. Önemli bir şey bu. Tabii benim o mantık dersini izlersen orada daha ayrıntılar üzerinde de durdum. Oradan bunları görebilirsiniz. Fakat şu son paragrafta müellif külli ile kül, cüz'i ile cüz arasını ayırt etmeye ilişkin bazı misaller verdi ama daha açık, daha başarılı misaller verebilirdi. Benim pek hoşuma gitmedi misaller. Bu açıklamayı yapmayı faydalı buldum. Umarım sizi çok fazla yormamıştır. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Dinleyin diye önerdiğim bölümleri dinlerseniz efendim bu ele aldığımız konuların sizin için daha anlaşılır, daha detaylanmış hallerini görebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın efendim.